Sevgili dostlar, ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. belki de son fotoğraf çekmek kolay içeriği de olabilir ama şimdi iki buçuk üç sene yakındır ben bu kanalda bir şekilde sizlere faydalı olmaya çalıştım. Bunu e, yaparken de bir markayı seçtim. Neden bu markayı seçtiğimi defalarca anlattım size. Evet, bu marka bana başlangıçta gerçekten belli bir ölçüde destek verdi. Ama bu desteği verirken, ben zaten bu markaya alışkın olmayan bir insan değildim. Yani bu marka bana bir kıyak ya da bir favori yapmadı. Ben bu markayı tercih ettim. Neden tercih ettiğimi defalarca anlattım size. Ama ne var ki aradan neredeyse 3 sene geçtikten sonra ve bu markayla ilgili bu kadar içerik yaparken eğer ki ben bu markadan gerekli desteği alamıyor noktaya geldiysen ve bu markayı sürekli desteklemek adına elimi sürekli cebime atacak isem o zaman kendi kendime sorgulamaya başladım. Neden bu marka? Ya da neden devam etmeliyim? Şu anda ben bir e, yol ayrımındayım. Çünkü eğer ki ben yüz binlerce lira harcayacak isem bir markayı desteklemek için o zaman bu markayı niye destekliyorum diye soruyorum kendi kendime. Yanlış anlamayın beni. Youtube'dan siz zannedebilirsiniz ki bu adam çok para kazanıyor. Samimiyetle söyleyeyim. Bu ay 260 küsür virgül lira kazandım. Yani benim böyle bir beklentim zaten olmadığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hani böyle bir beklentim olmadığı için de Zaten bütün içeriklerim bugüne kadar son derece objektif yaptım. Doğruya doğru, yanlış yanlış, e, artı artı, eksi eksi konumunda bir içerik yaptığıma inanıyorum. Yani böyle bir kanal olduğuma inanıyorum. Çünkü benim kimseye göbekten borcum yok. Fuji, Fuji de buna dahil. Yalnız ne var biliyor musunuz dostlar? Gözden uzak, gönülden ırak noktasında olmuş vaziyetteyim. Eee... Sahip olduğum şeyleri söyleyeyim ben size. XH2, XH2S, XS20 kendi paramla aldım. Onun haricinde XF 23 mm f1.4 XF 50 mm f2 XF 8 mm f3.5 XF 70-300 onun haricinde XF 30 mm F2.8 makro. Bir de onun haricinde işte Sigma 16 mm F1.4 sahip yani sahibiyim. Bunların hepsini ben kendi paramla satın aldım. Ve bunların hepsini ben sizlere olabildiğince doğru bir dille açıklamaya çalıştım. Hepsinde doğrusuyla yanlışıyla tanıtımlarını yapmaya çalıştım. Ama yanlış anlamayın. Ben emekli bir insanım. Bu ürünlerin hiçbir tanesi bana bedava gelmedi. Daha önce de size tanıttığım lenslerin bir çoğuna sahip oldum. 16.80'e, 18.55'e, 15.45'e, 35 mm fikiye, 23 mm fikiye, 14 mm fikiye. Gelmiyor aklıma başka. Var mı? Unuttuğum bir şey varsa bilemiyorum ama 1655F28'e bütün bu lenslere sahip oldum sevgili dostlar. Yani ben Fuji filme cebimden dünyaları harcadım. Ama görüyorum ki artık belki de sadece yani 5000 takipçiye sahip olduğum için ki bu arada ben aslında bundan önce benim amacım 5000 takipçiye ulaşmanın teşekkür niteliğinde bir içeriğini yapmayı düşünüyordum. Ama belli oluyor ki yavaş yavaş ben herhalde fotoğraf çekmek kolayı kanalını yavaş yavaş kapatmayı düşünüyorum. Çünkü hem çok zamanım alıyor hem çok paramı harcıyorum. Ve sonra da kendi kendime sorgulamaya başladım. Acaba ben bu parayı niye harcıyorum diye. Şimdi ben taraflı olabilirim bunları anlatırken iyisi mi size bu kanalda çok büyük emeği olan, bu kanalın büyümesinde müthiş faydası olan ve hakkını hiçbir zaman yemediğim ve her zaman teslim ettiğim ben sözü yengenize devretmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir daha görüşürüz ama görüşemezsek de şimdiden hepinizden affola diyorum. Merhabalar Fotoğraf Çekmek Kolay ailesi İyi akşamlar, acil bir video çekiyoruz gibi bu akşam ama e, sebebine gelince dostlar size e, bir şey dertleşmek istiyorum. Yani sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi bugün e, Erdinç hocanız e, eve geldi ve dedi ki ben bu kanalı kapatmayı düşünüyorum dedi. Şimdi dedim ki Allah Allah nereden çıktı Erdinç dedim bu e, fikir, duygu. Ya dedi, seçildi dedi. Ben dedi iki buçuk senedir dedi bu kanalı yapıyorum. Hatta beraber yapıyoruz dostlar biliyorsunuz. Her zaman da yanındayım. Bizzat birinci elden şahit olduğum olaylarım var onunla beraber. E, tabii şu an e, ben size anlatmaya çalışacağım durumu. Tabii ben de e, ilkten şaşırdım e, ama sonra da toparladım. E, düşündüm ki e, neden diye sordum. E, şöyle bir durum var dostlar. E, bu kanalı e, Erdin çocuca e, kendi imkanlarıyla ve kendi parasıyla e, bu kadar zaman e, hep size anlatmaya, tanıtmaya çok oldukça da adil, oldukça da e, adaletli biçimde sunumlar yapmaya e, zaten önceden karar vermişti ve öyle de yaptı biliyorsunuz hiçbir tarafı kayırmadan etmeden Fuji film üstünden. Fakat şöyle bir şey var dostlar Fuji filmden biz uzak olduğumuz için şu anda İstanbul'da yaşamıyoruz ee, ve e, yeterince e, şey alamıyoruz, destek alamıyoruz. Ve e, ve durup dururken de verilmiş bir karar olmadığını anladım e, ben eşimle konuşunca. E, çünkü e, destek istiyor, tanıtım yapmak istiyor, size daha fazla bir şeyler sunmak istiyor. Fakat elinde e, makine yok, alet yok. Takdir edersiniz ki her zaman parasıyla almış e, bu hoca size sunmaya çalışmış. E, buradan destek görmeyince de dedi ki bana yani ben kendi paramla alıp kendi paramla sunum yapıyorsam e, neden dedi bu dedi Fuji film olsun yani ben de dedi bir yere kadar emekli bir insanım sizin bildiğiniz gibi gerçek işi bu değileşimin e, ben de dedi sabancı değilim sonuçta destek görmediğim sürece size de verebileceğim bilgi sınırlı oluyor. Hani diyeceksiniz ki fotoğrafçılıkta öğretilecek çok şey var. Evet biz de bunun farkındayız. Kendisi de farkında. Zaten bunu da çok iyi yapıyor. Ama yine de şunu görüyoruz ki yeni çıkan ürün, ürün ve ürün tanıtımları üzerinden çok daha iyi bir şeyler anlatılabiliyor, sunulabiliyor insanlara ve hepinize. Ve sizler de bunu bekliyorsunuz. Biz bunun da farkına vardık. Böyle olunca ben de hak verdim yani eşime. Eğer sen kendi paranla böyle... Yüz binler yatırıp da kendi paranla bunu çevir diyorsan nereye kadar? Yani nereye kadar? Hakikaten e, aynen dediğim gibi bugünün koşullarında bu işi böyle sürdürmek o kadar e, kolay bir şey değil artık. Çünkü devir artık çok zor. E, biz buna başladığımızda tabii ki de böyle değildi. Gittikçe de zorlaşan bir e, şeye girdik. Ülke olarak da e, insan olarak da hepimiz. E, zaten sizlerden de farkındayım ben yorumlarınızı da okuyorum ve çoğunlukla diyorsunuz ki abi çok güzel anlatıyorsun harika ama bunun fiyatı bu, bu bizi aşar. Bunun fiyatı şu, bu bizi aşar. Yani o kadar haklısınız ki siz de bunu düşünürken e, tanıtan bir kişi de destek almadığı zaman işte aynı duygu ve düşünceye sahip oluyor ve böylece diyor ki acaba ben diyor hani Destek almıyorsam bunu niye sürdüreyim? Ha bir de şöyle sanabilir bizi e, tanımayanlar, daha önceki videoları seyretmeyenler. Birçok videosunda e, Erdin Çocuk'a e, bunu ben kendi e, paramla aldım, size tanıtıyorum. İnanın ki e, bana maddi olarak bu kanalın hiçbir e, desteği yoktur. E, sadece manevi olarak bana kolaylıklar sunmuşlardır zamanında birkaç kere. Onun dışında da fazla bir destek almışlığı yok. E bu durumda ne oluyor? E bu destekler olmadığı zaman da işler kolay yürümüyor. Ve sonuçta da diyor ki kendisi, e ben de diyor bir yere kadarım ve o zaman diyor niye buraya şey yapayım, yatırımları bu kadar çok yapayım. E böyle olunca da hal dostlar e, kapatmayı düşündüğünü söyledi bana. Ve ben de dedim ki en yakının olarak, yani benim de şahit olduğum e, olaylar olarak yanında birkaç kelime söyleyeyim. E, ve aboneler de bizi seven insanlar, biz hepinizi seviyoruz. E, yanlış anlamasınlar, durum bundan ibaret. Elbette ki dostluk her zaman baki e, hepinizle ama işte kolay da yürümüyor çünkü bu bizim ger gerçek işimiz değil. Sonuçta biz buna bir... Heves bir e, fobi, pardon, hobi olarak e, başladığımız bir şeydi. Fakat sonra desteklerinizle biz de böyle havaya girip güzel bir şeyler yapabileceğimize inanıp bir hizmet uğruna yola çıkmıştık. Ama şimdi o hizmetler aksayınca e, durum bu oldu. Valla inanın ben de üzgünüm. Şimdi e, bu kararı ne kadar ciddi verir ne kadar e, ciddi vermez tam emin değilim. Ama e, duyduğum anda da böyle bir e, açıklama e, ben de yakın olarak size bunu sunmak istedim. Çünkü baktım eşim gerçekten e, şu anda hani üzüntülü, üzüntüsü var. E, çünkü duygu olarak bu kadar bağlandı size, bu işe bağlandı. Elbette ki kopmak zordur. E, fakat işte o konuşmadan e, ben konuşayım istedim. Ben en birinci elden birinci ağızdan size anlatmak istedim olayları. E, ne olur bilmiyorum dostlar. E, her şeyin e, hayırlısı diyoruz biz. Bakalım kendisi ne karar verecek. E, ona göre e, ilerleyecek veya ilerlemeyecek. Ama bu kanal her zaman var olur. Fuji film olmaz. Belki Canon olur. E, karar verirse tabii. Belki Sony olur. Belki başka bir marka olur. Sonuçta bu kanalın adı Fuji filmle fotoğraf çekmek kolay değil. Fotoğraf çekmek kolay ama her türlü aletle veya her türlü markayla da bunları anlatmak mümkün bunu da biz biliyoruz. E şimdi bu destekler böyle olunca da biz de bulamayınca doğal olarak başka bir şeye yönelmeyi düşündüğünü hissettim eşimin. Hayırlısı diyelim. E şimdilik hoşçakalın. E... Anlatmak istedim. Sadece dertleşmek istedim. E, bu videoyu koyar mı, koymaz mı bilmiyorum. Ama ben şu anda bu duygulara sahip olduğum için size de bunları söylemek istedim. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyoruz. E, fotoğraf çekmek kolay. Her zaman devam etsin diye umuyorum ben.